Selam Yeni bir saç boyama videosu ile ben geldim İsterseniz önce Malzemeleri göstereyim size farklı bir boyama olacak bu sefer Boyalarım var önlüğüm var boyalarım nasıl bu 7.1 Zaten 7.1 ve 7 Karıştırarak kullanıyorum Eski takipçilerim biliyor Bu sefer 7'yi fazla kullanacağım sebebini de birazdan açıklayacağım Tokalarım var Boyama kasem Tarağım ee, Ayrıca Önemli olan bir nokta düşük volüm kullanacağım oksidasyonu %20 çünkü saçımda çok fazla beyaz var. Açık tutmasını istemiyorum. O yüzden %30'luk %40'lık değil de %20'lik kullanacağım. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi isterseniz boyaları ne kadar kullandığımı göstereyim. 7 numarayı yani kumralı daha fazla kullandım. Bir tüpe yakın. Diğerini de dörtte bir tüp. 7.1'i de 4'te bir Çünkü 7.1 ile beyaz kapatmak mümkün değil. Sadece saçın küllü renk olmasını istediğim için kullandığım bir renk 7.1. O yüzden beyazlarım kapansın diye 7. Şimdi boya karıştırdığımızda böyle pütür pütür kalmamalı. Onu özellikle bu videoda göstermek istedim. Çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Bu yeterli karışım olmadığı için saçımızda istediğimiz sonucu alamayız. Bakın şimdi bu karışım Gayet iyi bu şekilde iyice oksidasyon ve boyalar birbirinin içinde olmalı 2-3 dakika çok iyi karıştıralım Evet Geldim Başlayalım Arkadaşlar benim saçlarımın dibi zaten gelmişti boyama aşamasına gelmişti o saçlar Ama 6 Şubat'ta yaşadığımız sıkıntılı dönem sonrası Ben elim hiç boyamaya gitmedi boyatmaya gitmedi o yüzden Bu kadar beyazlığa bu kadar zamandır Geziyordum artık kendim için bir şey yapmak istedim o tarihten bu yana bari saçlarımı boyayayım dedim boyarken de size çekmek istedim çünkü bu sefer her zamankinden fazla beyazlarım ee, arkalar tepeler yanlar işte gösterebildiğim kadar gösterdim size beyazları şimdi boyama aşamasına geçeceğiz ee, boyamayı arkadaşlar enseden de başlayabilirsiniz ama bu renk değişiklikleri yaptığınız zaman enseden başlamanızı öneriyorum özellikle. Şimdi saçları ayırarak tek tek boyayacağım. Burada balyajlar var. Balyajlara gelmemesini istiyorum. Zaten dip boya yapacağım. Dikkat etmemiz gereken şu. Saçın bir kısmını boyarken göstereceğim size sonra vaktinizi almamak için hepsini boyayıp tekrar geleceğim. Yapmamız gereken ayırıyoruz saçı istediğimiz bir yerinden sağına ve soluna boyayı sürüyoruz güzelce. Şu anda benim karşımda bir ayna yok. Telefonun ekranına bakarak sürmeye çalışıyorum. Bakın şu tepe kısmı çok atlanan bir kısım. Zaten ev boyamalarında bu tepe kısmı ve çerçeve kısmı dediğimiz onu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim çerçeve kısmı çok atlanıyor. Ve o noktalar diğer yerler gibi e, kapanmıyor. Onu da özellikle ayıra ayıra uygulamaya dikkat edelim. Benim önerim tabii ki ya 2 yılı geçti, hatta 3 yıldır dip boyamı kendim yapıyorum. Sadece balyaj ve kesim için kuaföre gidiyorum saç anlamında. Boyadıktan sonra tüm saç tellerine dokunması için boyanın bu şekilde tarıyorum. Tarağa geçen boyaları da tekrar saç üstüne sürüyorum. Bu şekilde yerleştirmeye çalışıyorum her yerine. Şimdi saç tarağın veya fırçanın arkasındaki sivri bölümle şöyle kolayca bir kısım daha ayırıyorum. Diğer tarafa atıyorum. Saçların ucuna gelmemesine dikkat ediyorum boyanın. Bakın beyazların ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani çok uzun zamandır bu kadar beyaz olmamıştı saçlarım. Bu kadar bırakmamıştım yani ülke olarak aşırı etkilendiğimiz bir durumda İnşallah yaralar sarılacak <laughs> bunu umut ediyorum bunu diliyorum ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun devam ediyoruz saçı sağına soluna ne kadar dibiniz geldiyse o boyutta benim işte normalde bir santim bir buçuk santim olurdu bu sefer bakın 2 santimi geçmiş bir de saçlarıma çok iyi bakım yaptığım için hızlı uzuyor saçlarım eskiden saçım uzamazdı benim ya çok üzülürdüm ya yani bundan 15 yıl önceden filan bahsediyorum Evet dışarıdan gelen sesler de şu anda bütün konsantrasyonumu bozdu seslendirmede Bakın yedire yedire saçı taraya taraya Ayıra ayıra Uyguluyorum Suratımın düşüklüğüne de bakın tabii ki bu arada ne kadar <laughs> Mutsuzum Aslında bu işlemi yapmama rağmen Yeniden Gülmek dileğiyle Devam ediyoruz Yine Saçı ayırdığımız bölüme, sağına, soluna, her uygulama sonrası arkadaşlar lütfen saçımızı tarayalım o bölümü, boya sürdüğümüz bölümü. Her saç teline nüfus etsin bu boyalar. Mutlaka atlanıyor. Yani tabii ki bir kuaförün boyaması gibi olmaz. Ne kadar tecrübeli olursak olalım. Ama hem pahalılık hem zaman ayırma anlamında çok külfetli oldu kuaförler. Böyle kolay işlemleri tek başımıza yapalım. Şimdi ben saçın tamamını boyayıp geleyim. Gördüğünüz gibi boyadım. Dipler, arka dipler, önler, çerçeve kısmı bakın şu çerçeve kısmı dediğim yer burası. Ensele tabii ki aynı şekilde toplandığı zaman o beyazların görünmemesi onlar önemli. Şimdi bekleme sürecine geçtik. 40 dakikaya kadar bekleyebilirim. Saçımı yıkadım. Şunu göstermek istedim. Böyle koyu renk bir havlu ayarlayın kendinize. Saç boyama aşaması için. Yıkadım. Kuruttum. Geldim. Şimdi de gösteriyorum. Bakın. Yani balyajlarım şu anda hala e, iyi görünüyor. E, kızılık fazla. Sarılık yok. Küllü. Saçımın beyazları da kapanmış. Gayet memnun kaldım ben bu durumdan. E, şunu da düzelteyim. Önlüğüm hala üzerimde. Gayet memnun kaldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.